canım İyiyim canım, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Seninle sosyal medyada sürekli <laughs> yazışıyoruz. Ee, şey yazışıyoruz. <laughs> çok güzel bir aşk yaşıyoruz. Hani. <laughs> Aynen, kesinlikle. <laughs> Çocukluğunu biliyoruz artık neredeyse. Ben evet. hani ta adını Feriha koyduğumdan beri haberlerini yapıyorum. Annen bizim çok büyük meslek büyüğümüz. Aynı şekilde yıllarca çok teşekkürler. televizyon sektörüne çok büyük emekleri olan bir kadının çocuğusun. Ve sen de bir şekilde aynı şey olmasa da aynı dünyanın içindesin. Annenin izinden demeyelim tamamen. Evet. O senarist ya, tarafı da... Doğru sonralardı. annem bir kapı açtı o kapıdan kendim devam ediyorum diyelim. Bizim sektörde benim annem çok devlet doğalını çok bilinen, e, saygı duyulan bir insan. Annem bana bir kapı açtı o kapıdan kendim devam ediyorum. Tabii küçüklüğümü biliyorsunuz bütün sektör küçüklüğümü biliyor Feriha'da 15 yaşım aydım. 15 yaşımdan beri profesyonel olarak bu sektördeyim. Evet. İlk işim Feriha'ydı profesyonel. Daha önce Acemi Cadı'da falan 20 bölüm oynamıştım var ama Feriha ilkti. Ama tabii Kızılcık şerbeti benim hayatımın dönüm noktası oldu. Kesinlikle. Çok şanslı hissediyorum burada olduğum için kendimi çok mutluyum. O sen de Süper. Kan'dan geldin ayağının tozuyla. Evet. Ee, Gerçi bir hafta oldu ama hemen gelir gelmez sete çıktınız. Nasıl Tabii. gidiyor çekimler? Kan çok güzel geçti öncelikle. Orada basın toplantısı, event hepsi çok güzeldi. Hatta oradaki gri rürumaya konuşulmuş. Evet. Sen hemen ee, konuya girdin. Evet. Evet de ben direkt girdim. <gülüyor> <gülüyor> ee, kıyafetin konuşuldu ama iki ayrı kıyafetin hem basın toplantısına geldiğin parlak Parlak, metalik. Bir de herkes siyah giymiş ya. Sen salona bir böyle bir girişin var. Herkes falan böyle patladı görüntü bir de böyle açık renk. Evet ya ben biraz metalik. böyle çok klasik değildir. Daha böyle marjinal, sıra şeyleri seviyorum. İnsanlara aykırı gelen şey benim tarzım biraz. Ya mutluyum tarzım ben. Biraz değişik, meyişik ama bana yakışıyor bence. <laughs> Çocukluktan beri mi böylesin? Hani Küçüklüğümden çok... beri böyle. Kimse de olmayan şeyleri hep bende görebilirsin. Böyle marjinal biraz aykırı bir tarzım var. Ve ben kendime yakıştırdığımı düşünüyorum. Kendime yakıştırmadığım hiçbir şeyi giymiyorum. O yüzden yakıştığını düşünüyorum ve severek giyiyorum. Burada tarzımı eleştirenlere de söyleyeceğim şu. Rüküşsem rüküşüm bu benim. <laughs> yani ve seviyorum tarzımı. Yani o yüzden kimse için kendim tarzımı da değiştirmem. Ama kendimi neydi rahat hissediyorsam, neydi feyza olarak mutluysam onu yapmayı tercih ediyorum. Bu da benim. Biraz galiba şaşırıyor insanlar. Hani bildik bir oyuncu tarzı var ya işte hani daha çok böyle 90-60-90 değil modeller gibi ama yine de hani belli bir formda işte kilosu, saçı vesairesi böyle bir, bir şekilde bir kalıba oturtmak istiyor insanlar. Onun da getirmiş olduğu bir durum var herhalde. Sen işte kıyafetini seçerken o tarzını çok da aslında baktığında hani o kalıbın içine oturtmamaya çalışıyorsun. Anladığım kadarıyla bir şey olmaya çalışmıyorsun. Kendin olmaya ben çalışıyorsun. Ben kendim olmaya çalışıyorum. Bir de benim hayatımda ki bence beni insanların sevmesindeki kendi feyza olarak söylüyorum. Nile'ye de yansıttığımı düşünüyorum. En büyük özelliğim doğal olmam. Ben hiç yapmacık bir insan değilim. Çok doğalım, yani olduğum gibiyim. Ve herkes siyah beyaz, siyah beyaz. Benim mor olması gerektiğini düşünüyorum. Çok sıradan olmayı sevmiyorum. Ama tabii uçuk kaçığı da kaçmak lazım. Önceki rengi oturtmaya çalışıyorum benim. Bu anlamda yaptığın çok marjinal bir şey var mı? Çocukluğundan ya da yakın zamanda. E, giyim olarak mı? Ne olarak söylüyorsun? Genel olarak hani davranış olarak, giyim olarak da olabilir. Giyim, giyim diyoruz. Giyimden bir örnek verelim istersen. Full etten elbise giymiştim. dermişim. Tabii ki de öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi Lady Gaga'ya doğru. Lady Gaga <laughs> yok öyle bir şey tabii ki de. Bir davetiye event'e katılmıştım. Öyle zincirli omuzumdan bileklerime kadar bir elbise giymiştim. Zaten ben kıyafetler, mesela sırf full siyah giysem de her zaman annemin de başı büyük bir insanım. Hı hı. Hep dikkat çeken bir insan oldum. Bu elimde olan bir şey değil. Başı yapısı. büyük mü diyor annen Evet annem başı büyük der bana. <laughs> Bu yapısal bir şey. Giydiğimle alakası yok. Giydiklerim kendi tarzım ama perçimleniyor diyelim. Hı hı. Ama tarzımı sevenler de sevmeyenler de Severleri diyecek bir şeyim yok. Herkesin kendi tarzına. Severleri de beni idol almaya, almaya devam etsinler falan dermişim. <laughs> Peki bu mesajları okuduğun zaman hani çünkü seninle ilgili bir ben de paylaşımı yaptım. Bayağı altına yüzlerce yorum geldi. Onları okuyor musun ve ne hissediyorsun? Şöyle bazen okuyorum. Eskiden mesela kötü yorumlara sinirlenirdim. Şu an artık sinirlenmiyorum. Olgunca karşılıyorum. Çünkü herkesin kendi fikri. Güzel yorumlara da seviniyorum. Aslında artık daha böyle profesyonelce bakıyorum. Üzgünüm ama çok fazla fazla yorum geliyor. Çoğu da güzel yorumlar. Hı, hı beni sevenlerim çok fazla ve kötü bir karakteri canlandırdığım halde kötü karakteri sevdirmek bence çok zor bir şey. Dünyanın en zor şeyi. Ya yani onu başarabildiğini düşünüyorum. Çünkü Nilay patamatsız, şuursuz ve insanların iç sesi genelde ve dışı vurumu ama zaman zaman hainlikleri olsa da onu her zaman tatlılığıyla perçimleştirebilen bir karakter bence. Yani başta daha gıcık bir karakterdi mesela benim oynadığım. Şu an daha böyle sevimli bir hal aldı. Eskiden daha çok dışarıda kötü tepki alırken şu an artık insanlar beni sevimli komik bulmaya başladı. Bu insanlara hem güldürebildiğim hem yeri geldiğini sinirlendirebildiğim her iki çift kişiliği de yansıtabildiğimi bence gösteriyor. Sen ne kadar Nilay'sın? Evet. Yüzde yüz falanlar. Yani ben tabii ki doktor de şuursuz değilim ama ben de içimdekilerin biraz dışa vurduğu böyle taramalı tüfek gibi olabiliyorum bazen. Çok sinirlendim ben. O rahatlatıyor değil mi insanı? Evet bir de e, Nilay çok doğal. Ben de doğalım. <laughs> Belki o doğallığımı yansıttığım için iyi oynadığımı düşünüyorum. Sen e, role, e, doğaçlama bir şeyler katıyor musun? Mesela önceki, bunu geçen gün ben düşündüm biliyor musun? Hı. Önceki projelerine hiçbir şey eklemezdim. Ama mesela burada bir iki cümle ya da bakış da tavır, ne cümle falan ekliyorum. Ve daha tatlı bir hale oluyor. Bu karakterine kadar içselleştirdiğimi gösteriyor. Çünkü artık ben Nilay oldum. Bazen gerçekten dışarıda da Feyza değil Nilay gibi düşünmeye başladım. Zamanlar <laughs> oldu. Rolden çıkamıyorum diyorsun. Rolden çıkamıyorum artık Nilay'ım ben. Projelerimde doğaçlama hiç kullanmıyordum. Daha doğrusu doğaçlama yapabilmek için karakteri iyice bürümek lazım. Ben Nilay'a kadar şu kadar hiçbir karakterime bürünmedim. Bu kadar fazla bürünmedim. Gerçekten artık Nilay olduğumu hissediyorum ve mesela bazen bakış bazen güzel laf falan böyle perçimleştirip sahneye güzel bir tatlı katıp doğallık ekliyorum artık çünkü ben gerçekten artık burada nilay oldum ve dışarıda Feyza olarak değil Nilay gibi düşünmeye başladım artık. Yani Nilay'la benzeyen oyladım. Onun kadar şuursuz değilim tabii ki de ama <laughs> ben de biraz taramalı tüfek gibi böyle çok sinirlendiğim zaman içimdekilerini böyle dışa aktaran biriyim karşımdakine. Ve Nilay'ı belki iyi oynamamın ben de doğalım, Nilay da doğal. İçi dışı bir. Bu seni rahatlatıyor değil mi? Hani çok. istediğin duyguyu dışarı. Böyle stres topu gibi evet, çok rahatlatıyor. Ve bazen Feyza olarak söyleyemediğim, yapamadığım şeylerin hıncını Nilay'dan çıkarıyorum. <gülüyor> 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 Set ortamı nasıl peki? En çok kiminle anlaşıyorsun? Çünkü de ayrı bir görüyoruz kamera arkası gör, e, videolar yayınlanıyor ve orada orası da ayrı bir dünya ve orası da merak edilen bir alan. En çok kiminle yakın arkadaşsın? Bizim set ortamımız set ekibi arkadaşlarımız, yönetmenimiz olsun, yapımcımız, oyuncularımız çok güzel bir ekibiz. Hı hı. O konuda çok şanslıyım çünkü daha önce çok setlerde çalıştım. Aa! Evet. Onu biraz açabilir miyiz? Tabii ki ya. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kadar her şeye yanıt veren Yok bir ya. konum olması <laughs> mutlu etti beni. Genelde herkes ee, çok politik olduğu için. Adını Firi'ye koydum setinde. Mesela bazı oyuncularla ve eski yönetmenimizle sıkıntılar yaşadım. Tabii her sette sıkıntı yaşanır ama ben daha ilk setimde, ilk tecrübemde o yüzden büyük skandallarla geçen setim oldu. O yüzden ona nazaran şu an Kızılcık Şerbeti benim için çok huzur evi gibi. <laughs> Slaylı Doğukan bu arada ikisini de çok severim arkadaşlar. Ben evet. de bir Doğukan'la daha yakınım. Hı hı. Doğukan herkese karşı galiba daha samimi e, yani daha şöyle olması lazım. E, Bence ben güçlü. Zaman, daha önce bir arkadaşlıkları olmuş. Sonra küsmüşler. Şu an barıştıklarına çok mutlu oldum. Kanda barıştılar zaten. Ondan öncesi ben şimdi bütün magazin haberlerini senden alıyorum. Nilay'dan haberi ne dönecek? Evet, Nilay'a evet. dönecek. Ondan önce araları gergindi. Orada arkadaş Evet kanda düzeldiler. Doğukan bir adım attı. Bence olgunluk gösterdi. Süper. Ve evet, düzeldiler. Düzeldikleri için çok mutluyum çünkü partner olsunlar olmasınlar ikisi de ekip arkadaşları ve iyi anlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. E, umarım bir daha bozulmazlar tabii herkes küslük barışık olabiliyor. Ortamın o gerginlik hali azalmış olduğu için. Tabii ki tabii ki. Bütün evet. o ekip işlerinde iki kişi gerilince... Bütün... Evet ben çünkü partnerle ne kadar zor çalışmak gerektiğini en iyi ben biliyorum. Hı hı. Ben de Sıla Doğukan'ı çok iyi anlıyorum çünkü ben de eski dizilerimde partnerimle göz göze gelemediğim ve çok zorlandığım o an rolden çıktım, anlar oldu. Evet böyle de bir empatik durum var yani biliyorsun <laughs> tabii. Peki şimdi senaristin kızısın. E doğal olarak hikayeyi herkesten önce öğrenme şansın oluyor mu? Söyle ben bunu her yerde söylüyorum. Güçlü bir kadının bebeğin olmak çok zor. Bunu gerçekten yaşamayan kimse bilemez. Ben gerçekten ilk defa bu dizide dönüm noktam oldu ve artık Melih Civelek'in kızı değil Feyza Civelek olarak bilinmeye başladım. Bu benim evet. için çok önemli bir şey. Torpilli konusuna gelince çok torpilli diye evet, bir Torpilli falan değilim arkadaşlar. Ben bu işe girerken de audition'a girdim. Herkese eşit olmak için, adil olmak için. Annem çok serttir çünkü benim bu konuda. Audition'a gireceksin dedi. Audition'a girip geçtim. Çünkü zor bir roldu. Tabii herkes dışarıdan altıp sallamak çok kolay. O, yaşamayan yani içeriden nasıl gördüğünü tabi bilmediğiniz için konuşuyorsunuz. Ben lise cevap vereyim. O dışına girdim bu işe. Kendi emeklerime bir şey yapmaya çalışıyorum. Ve zaten kötü oynasaydım. Annemin kız olmasına rağmen dizden hadi çıkmaz diyelim bir saniye yazılırdı. Bu kadar Nilay sevilip bu kadar yürümezdi. Karakter yol almazdı. Yol kat etmezdi. Bence. Biraz açık mı <laughs> oldu? Hayır gayet iyi oldu. Yani içinden geldi gibi doğal. oldu. Ee, yani ben senaryo okumuyorum. Herkesi aynı anda öğrenmek için. Rolden çıkmamak için. Ya da Nilay mesela bu bölüm bunu yapacak. Öbür bölümle bile bir bölüm... Duygum karışmasın diyor öğrenmiyorum bilerek. Hı hı. Annem de okutmuyor zaten. Doğallığı da gitmesin kendiliğinden. Evet haber. evet. Ben herkes geldi ya onunla birlikte okuyorum. Ama zaten oyunculuğumu gören torpilli olmadı mı anlayabilme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyorum. Çok canını yaktı mı bu yorum senin? Önceden canım yaktı demeyelim ama insanlar gerçekten çok art niyetli. Gerçekten çok fettan. Ya da dışarıdan öyle atıp sallamak çok kolay ama ben önceden biraz alınıyordum, kırılıyordum. Ama şu an olgunlukla karşılıyorum. Kedi oluşamadığı cenni bunda ne dermiş? O misal. Bir de tabii herkes çok imkansızlıklarla mücadele tabii ederken... Tabii hani Ben şanslı, şöyle diyelim. Şanslı Tabii olmaz. ki de şöyle o anlamda doğru yere değindin. Ben şanslı bir evde doğdum. Şanslı bir kızım annem sayesinde. Evet herkes şanslı olmayabilir. Ben de bu şansımı geri güzel kullanabilmek için güzel oyun... Daha önce bir sürü oyunculuk eğitimi aldım. Oyunculuğuma önem veriyorum. Direkt havadan girmedim. Okullu değilsin ama değil mi? Şöyle Harvard Üniversitesi'nde 11 ay oyunculuk eğitimi aldım. New York Film Akademi'de. Ee, şey New York mi? Böyle Şürbisinde gidip bayağı aldım. Amerika'da. Tabii Amerika'da oyunculuk eğitimi aldım. Harvard Üniversitesi'nde de aldım. New York'ta da aldım. 6 yıl Ümit Çırak'tan aldım. Türkiye'de Merve Taşkan'dan aldım. Yani sadece annem diziye koydu değil. Ben kendim elimden geldiğince oyunculuğumu geliştirmek için bir şeyler yaptım. Ve bu projede de audition'a girdim. Ee, evet şanslıyım. Şanslı olduğum için çok mutluyum. Yani şanslı olmayı ben seçmedim ama şanslıyım diye yerimde durmuyorum. Sürekli bir adım ileri gitmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ve umarım herkes istediği pozisyonda, hayal ettiği yerde olur. Amin. İnşallah benim gibi şanslı da olurlar. Ne diyeyim herkesin Allah'a iyi insanların iyi olmasını isterim. Hı hı süper. Dizinin mesela Yasak Elma 6 sezon sürmüştü ya şimdi Kızılcık Şerbeti'nde de o Yasak Elma e, enerjisi alınıyor e, hep bu söyleniyor 6 sezon sürse oynar mısın? Kesinlikle oynarım ben bir ömür sürse Nilay olurum zaten. Tabii ki de 6 sezon sürse oynamak çok isterim çünkü Nilay'dan hiç ayrılmak istemiyorum çok seviyorum ama tabii farklı rolleri de bürünmeyi ve denemeyi isterim ileride. Nilay'ı hiç eleştirdiğin özelliği yok mu? Tabii ki de çok var eleştirmediğim özelliği az. <laughs> ters, tamam, tersten sorayım o zaman eleştirmediğin evet. özelliği var mı? Eleştir istemediğim özelliği bence insanın iç sesini dışa vurması güzel bir şey. Bunu herkes yapamaz. O yüzden hani sana of kimse göremiyor mu ya dediği sahnede Nilay söylüyor insan içi rahatlıyor falan. O yüzden o, seviyorum o oyunları. Başka Eleştirmiyorum. Yani doğallığını eleştirmiyorum. Onun dışında tabii köylü Kurnazı, köylü Kurnazı olmamak lazım. Hı hı. Tabii Nilay cahil sevgi görmemiş. Yani öyle bir anlamda ötüyorum. şey A Ailesini <laughs> falan da bulacak diyor. Ee, bakalım. bakalım bulacak mı? Göreceğiz hı hı. Aynen. ama o yolda ilerliyor şu an. DNA testleri falan. DNA testi yani şu an Giran kardeş çıkmadılar. Hı hı. İzlediğiniz üzere. ama Giray'la aynı arkadaşlıkları devam edecek ve çok yakın dost olacaklar abi kardeş gibi. Hatta Mustafa'yla da arkadaş olacaklar falan. O bayağı e, konu ilerleyecek. Zaten bir şekilde doğaya doğru yaklaşıyor. Evet. Ben biraz vesile oldum. Çöpçatan oldum. Hı hı. Evet. Fark etmeden, istemeden, i̇stemeden kendiliğinden. Onda da doğal bir durum Ama oldu. sonra isteyerek, sonra çünkü ben bölümde şey diyorum Mustafa'ya. Ben aralarını yapacağım. Çünkü doğaya bana iyilik yaptı. Borçluyum ona diyorum. Nilay'ın başka bombaları var mı yakında böyle biraz spoiler alsak senden? İşte Ortalığı karıştırmaya devam edecek. Bildiğiniz değil her bölüm farklı bir şey yapacak ama yakında çok büyük bir bomba patlatacak. Ne? Nasıl? Ama orası <laughs> sürpriz olsun. Yani şöyle söyleyeyim dizide en merak edilen şeyler neler diye kafanızda bir düşünün. İçinden birine Nilay patlatacak. Eğer Zaten bütün olayla Nilay patlatıyor öyle düşünün. Şu an en çok merak edilen şeyleri Nilay patlatacak diziden. Evet. Her bölüm farklı güzel bir şeyle geleceğim ekran karşısına. Süper. Bu ya arada susmaya en, en çok şey merak ediliyor. Alev çocuğu doğuracak mı? Belli değil. Ben Hı -hı. de bilmiyorum. Hı -hı. Evet. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Doğul... Annem bile bilmiyor. <laughs> Doğsa ne olacak peki? Doğsa ne olur daha doğrusu ne olacak Doğulsa derken? Doğsa komple. Senin tahminin sen yazsan senaryoyu nasıl ilerletirsin? Ya pembeyi boşarım da ama pembe de boşanmıyor şimdi o da yapmıyor. <laughs> evet. ben mesela olarak da düşünüyorum. Ya pembe o kadar ailesine bağlı ki aldatılmamış aldatmamış hiç gözü görmüyor ama ben olsam yapamazdım ya. ben ortada ayağa kaldırdım. Bebek de olsa tabii dizi bambaşka bir yerlere taşınır. Şu <laughs> an aklıma gelmez. Sen işte olmadığım için yorum yapamam ama hayal gücümü zorla. Çıkarsam çıkar bir şeyler. <laughs> Süper. Bu arada güzel bir ilişki yaşıyorsun. Evet. Değil mi Ali Kurt'la? Evet. Bir yıl olacak işte. Nasıl tanıştınız? Bu pazar. Bir arkadaş ortamında tanıştık. Sonra yıllar sonra tekrar bir araya geldik. Hiç asla sevgili olmam dediğim bir insanla birlikte oldum. Neden? Hayatta büyük konuşmamak gerekiyormuş. Neden asla e, sevgilim? Yani çok yani etrafında kız var ne bileyim. Çok gece dışarı çıkıyor. Tabi öyle değil artık İşletmeci da. aynı zamanda ondan dolayı. İşletmeci da evet. Ama as işte hayatta büyük konuşmamak gerekiyormuş. Şu an bir yıl olacak. Bakalım inşallah yakında da düğün olur bakalım 4-5 ay Evlilik istiyorsunuz. Düşünüyoruz. Ha, evet. Hı -hı. Anne olmak? Yok asla. Aa ah, niye? Çok kesin konuştun. Bu işler biraz Allah'ın karar verdiği şeyler ya. Ya bence ya ben anne olmayı becerebilecek bir insan değilim. Tabii Hı -hı. ki de ilerleyen zamanlarda. Annenle mı? kurduğun bağdan dolayı mı? Yani yok, zor ee, bir ilişki. Sorun çocuk ama çok farklı bir sorumluluk. Ben kendime zor bakıyorum. Yani <laughs> çocuğa o sorumluluğu verebilecek biri değilim. Bir de biraz babasız da büyüdüğüm için o sevgiyi vereceğim, çocuktan daha çok sevgi alacağım adama ihtiyacım var. Yani çocuk farklı Ben bir çocuğum sorumluluk. diyorsun. Daha doğrusu. Öyle yani mi? Benim sevdiğim adam çocuğum, eşim her şeyim olur. Çocuğa çok ihtiyaç. Herkes de çocuk yapmak zorunda değil bence. Yani öyle bir zorunluluk yok. Ben zaten kendim de eş de olurum, çocuk da olurum, kız da olurum, her şey olurum. Çocuğum ihtiyaç olmaz gibi biliyorum ama bakalım ya Belli ben, de olmaz. Hayat. 7 sonra ne gösterir hayat? Şu anki düşüncem bu. Kaç yaşındasın şu an? Kaç <laughs> <Hiç gösteriyorum gülüyor> bana. Bu pazar 29 oluyor, 28 Nisan doğum günüm. Oh süper. Çok güzel e, geçsin bundan sonrası için senin gerçekten. Çok teşekkür ederim. E, i̇nanılmaz böyle hayata sevgiyle bakıyorsun. E, onu mesajlaşmalarımızdan da anlıyorum. <laughs> kalpler Zaman. kalpler. Aynen aynen. Kalpler. E, böyle çok e, son derece e, her şeyin iyi olmasını istiyorsun. Onu çok hissediyorum. Hani Nilay'ın aksine gerçek hayatında öylesin Sen, değil hı. mi? Evet. Gerçek hayatında. Her şeyin iyi olmasına çok pozitif bakan, böyle her zaman sempatik, insanları iyi yaklaşan, ılımlı, sıcakkanlı bir insanım. Bunun zararını da çok gördüm. Ama insanlar o samimiyetimi görünce zaten seviyorlar beni. Yani o pozitif enerjim yayılıyor diye düşünüyorum. Sen de alıyorsun o vibe'ı benden. Kesinlikle. Peki e, Kızılcığın dışında izlediğin dizi hangisi? Yani tek izlediğim Sandık Kokusu. Annemin diğer projesi. Çok izliyorum. Zaten çok izliyorum. dizi senin için özel bir anlam taşıyor. İki tane özel anlam taşıyor. Anneni bir kenara bırakırsak. Evet. Yani orada ilk bölüm otobüste kaybolan Çocuk aslında benim. Hı hı. Bunu zaten daha önceki röportajlarımda da söylemiştim. Ben ha haberini de yapmıştım. Haberi ya haberi yapmışsın, evet. Ben babam beni kaybetmişti küçükken. Otogarda molayalığında duruyoruz. Ben otobüsten indim. Otobüs için geldiğimde yalnız otobüse binmişim. Ama ben sabah karşı bulundum. Tabii dizide 3 yıl sonra. Tabii dizi olduğu için. O Ama sabah karşı tabii hangi otobüse binmiştim hatırlamıyorum. Babam beni bulamamıştı falan. O yüzden baban seni çok... aynı hikaye değil mi? Aynı tıpa tıp, tıp biri yani biri Baban bir. tuvalete gidiyor, sen uyuyorsun tıp, tıp, ve tıp, kaldırmıyor. Biri, 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 biri. Sonra sen bu arada kimseyi görmüyorsun, iniyorsun ve sonra tekrar yanlış otobüse Yanlış otobüse biniyorum, babam da tabii kıyamet kopuyor. Annemin haberi yok Allah'tan sonra beni bulunca söylemiş. <laughs> Süper bari orada. Evet. Sonra annem bundan bir çatışma yaratıp başka bir yok, dünya kuruyor. Senaryo yazmak bambaşka şey, oradan oraya nasıl meç ediyor falan. İzlediğinde ne hissetti? Hatırladın mı olayı? Ya çok küçüktüm çok hatırlamıyorum tabii. Kaç ya. Kaç yaşın? 4-5 Çok küçüktüm. Hayal meyal böyle kare kare. İzleyince böyle hoşuma gitti. Sanki o anı yaşamışım gibi hissettim çok hatırlamasam da. Hoşuma gitti. Hı -hı. Kardeşim de oynuyor zaten. Evet e, Ömer. Ömer Kanya Kardeşim aslında bilgisayar mühendisliği okuyor. Bizden apayrı bir dünyada. E, karakterini de bir söylersen. Ha, sandık kokusundaki Filiz'in ofisteki Ömer. Sitenin içerisindeki kapıcının oğlu Hı -hı. kardeşim. O hobi olarak bir... Bu dünya çok merak ettiği için hem de kendini bir görmek için oynuyor. Bence ilk dizisi ben kardeşim gibi böyle gurur duyuyorum ve hoşuma gidiyor. Değişik geliyor daha doğrusu kardeşimi görmek. Ama kötü oynamıyor bence. Ablasına benzemiş bir ben. <laughs> Bir yardım söz konusu mu senin için? Yok, o kendi doğaçlama yapıyor. Yani yardım alıyor. Ama zaten bunu meslek olarak düşünmüyor. daha çok hobi olarak. Ben artık meslek haline getirdim. Evet bundan sonra Nilay'la hayatımızı uzun süre inşallah devam edersin. Evet inşallah. Bu arada saçların çok konuşuluyor. Yani özellikle. Sen de geçen gün bununla ilgili bir açıklama yaptın. Bunun bir sağlık sorunu olduğunu söyledin. O konuyu biraz açabilir miyiz tekrar? Hani biraz daha detaylandırarak. insanlar hani saçlarınla ilgili bir tedavi süreci var ve aslında iyiye doğru gidiyor. O tarafını merak ediyorum özellikle. Tabii ki. Sedifansız Yurt dışına ilaç getirttim. Komple saçım döküldü. Firmaya dava açtım. Tazminat davam devam ediyor. Peki bu Sedef hastalığı bir psikolojik altyapısı olan? Ben köpeğimi kaybettikten sonra Sedef hastası oldum. Kaç yıl önce? 7 yıl önce. Saçım bir yıl oldu döküleli. Ama şu an uzama sürecinde. Kasım, Aralık en geç peruk çıkıyor. Eski oh, saçlarımı kavuşacağım. Ya bu peruk hakkında çok konuşmuş Niye peruk takıyor? Arkadaşlar bakın ben bu bir sağlık sorunu. Bence bu konunun üzerine gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum hassas bir konu. Allah korusun herkes bu sorunu yaşayabilir. Ve ben mesela kimsenin sağlık sorunu hakkında konuşmuyorsam lütfen benim hakkımda da, sağlık sorum hakkında, peruğum hakkında konuşulmasın. Bunu isteyerek takmıyorum. Mecburi olduğum için takıyorum. Ama kısa zaman sonra eski saçlarım sizlerin karşısına hı hı. çıkacağım. Bu arada zaten dizide de e, kapalı olduğun için e, bu senin için e, sıkıntı nedeni. Evet, olmuyor. Sadece evet. sosyal hayatında sosyal e, hayat, evet. toplum içine çıkarken perukla uğraşmak zorundasın. Kaç tane peruk var evde? Mavi, pembe falan da var. Onları böyle özel günlerde takıyorum da. Bu asıl peruk. Ama kendi saçlarımla bayağı e, şu an çıkmaya başladı. Mezoterapi, PRP tedaviye devam ediyorum. Hı, hı. İlaç vesaire e... kullanıyoruz. Biotin falan. Peki psikolojik yardım alıyor musun? Oyuncuların genellikle mesela birçok oyuncuyla konuştuğumuzda mutlaka her hafta ya da ayda bir psikoloğa gittiklerini ve canlandırdıkları karakterin ve yaptıkları işin ağırlığını üzerlerinden atmak için ee, bu anlamda destek aldıklarını söylüyorlar. Sende böyle bir durum var mı? Ben de böyle bir durum yok. Benim en büyük destekçim annem. Hı hı. Bir şey olduğunda annemle dertleşiyorum. Bütün Çünkü stres topun bakım, annen diyorsun yani. Bütün, bütün stres topum annem. Annemden şöyle, Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde yaşıyoruz, annemle yaşıyoruz. Bir şey olduğunda iyisiyle kötüsüyle her zaman annem karşımda. Yani annemden fikir alıyorum, tersleniyorum, gururlanıyorum. Ya Allah, ya benim psikoloğum, hastanem annem yani. O yüzden bir şey olduğunda Anneme danışabiliyorum. O yüzden çok şanslıyım bu konuda. Ya da bazen Nilay ile dertleşiyorum. Nila ile de rahatlıyorsun. <laughs> Nila ile dertleşiyorum. Aynı karşısında falan şaka yapıyorum. Değil tabii ki de. Bazen iç ses olarak Nila'yla ile de konuşuyorum. Aa çok evet. güzel karakterle ilgili olarak falan. Evet. Peki kendini rahatlatmak için yaptığın sosyal hayatında özel bir şey var mı? Tiyatroya çok gidiyorum. Hı -hı. Tiyatroya gitmeyi çok severim. Önceden spor yapıyordum. Şu an ayağımı kırdım yapamıyorum. İyileştiği ee, iyileştiği zaman, iyileşti ya yanlış kaynadı büyük ihtimal. Ameliyat olduktan sonra tekrar başlayacağım. Onun dışında arkadaşımla vakit geçiririm, filmlerim, şey dizi açarım. Hı -hı. İşte evde böyle evde vakit geçirmeyi çok seven biriyim. Eskiden çok dışarıda vakit geçirdim. Artık çok dışarı çıktığım için bunu aldım. Artık daha böyle evciman, evcimenim şu an. Yeniden evcil hayvan aldın mı kendine? alamadım ihanet eder duygusu olur diye ve aynı acıyı bir daha yaşamak istemedim ama dövmesini yaptırdım sırtını. Ah kıyamam çok. Köpeğim değil oğlum diyordum nereye gitsem geliyordu ailem kadar seviyordum bir daha ağlamadım. Ah canım benim. Peki şey kaç yıl yaşadı? 11. 11 yıl yaşadı. 11 yıl Hastalıktan yaşadı. dolayı mı? Ani kalp krizi. hı. Hmm. Yani başın sağ olsun ömürlük İnsan bir... evladı gibi oluyor olan anlar yani evcil hayvan olan anlar. Çocuğum diyordum yani nereye gitsem geliyordu. Hı hı de ağlamadım. Zaten köpeğimin ölümü daha sonra size defasız oldu. Onun bana bir hediyesi. oldu biraz. Hı hı. Hadi. Onun getirmiş olduğu şey ve bir daha bazen de mesela köpek bakanlar ki ben de öyle oldum mesela kediye geçtim. Köpek biraz daha hem işte dışarı çıkartmak vesaire kısmı insan yetemediğinde düşünüyor ya zaman zaman. Kedi de düşünüm kedi de köpek gibi aynı bağ oluşturur diye anladım Ama sokak hayvanlarına da bakıyorum. Besemelere etkinliklere katılıyorum, oyuncular söyleşi yapıyorum, kilolar mama dağıtıyorum, gönüllü can sahiplendiriyorum. Çok büyük bir hayvan severim. insan sevmem hayvan severim öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Zaten bir hayvanla bağ kurduktan sonra bütün hayvanları sevmeye başlıyorsunuz. Biz de barına kaçmayı düşünüyorum 4-5 yıl sonra. Ah İnşallah çok güzel, var. harikasın. <laughs> Bakalım yapacağım. Pazar günü yeni yaşına basacaksın 29 yaşına. 29 20, e, bitiyor. 29-30'a geçeceksin o zaman. 30 yaş sana şimdiye kadar bu yaş ne öğretti? Hani Feyza böyle geriye doğru baktığında. Hayatta küçük şeylere takılmamayı, gerçekten mutlu olmak için aslında bir pencereden bakmamayı öğretti. Ve insana yani karşısındakine değil kendine değer vermiyor öğretti. Çünkü insan kendine değer verirse en mutlu sen oluyorsun karşısındakini de mutlu etmeyi biliyorsun. Kendime değer vermeyi öğretti hayat. Ve hayallerin peşinden koşmamayı asla bırakmamayı, azimle koşmayı öğretti. Ve şu an gerçekten hayal ettiğim bir noktadayım. Daha da ilerlemek istiyorum. O yüzden asla hayallerin peşini bırakmayacağım. Ve hayallerinizin peşini bırakmayın. Bir şey istiyorsanız istemek başarmanın yarısıdır. Kafaya koyduğunuz an iş bitiyor. Bakın örnek karşınızda falan dermişim. <laughs> Teşekkür ederim. Yeni yaşınla ilgili özel bundan sonraki hayatınla ilgili en büyük dileğin, isteğin ne peki son onunla bitirelim röportajımızı? Mutlu olmak, huzurlu olmak ve gerçekten küçük şeylere takılmadan hayatımı böyle güzel pencereden bakmak istiyorum. Hayatımdaki bütün olumsuzlukları bırakmak istiyorum ve bütün hayallerimin, isteklerimin gerçekleştiği, mutlu bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah benim doğum günümde hepinize uğur getirir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrarım. ederim. Sağ olun. <laughs> thank you